Arabı yoksa gerek yok. Hamd sen, sen iyisin inşallah. Rabbimize hamd sen. Amin. Çok şükür. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Böyle gidiyoruz. Derslerimiz de arada az da olsa okuyoruz. Elhamdülillah. Çok Allah razı olsun senden. Amin. Bereket oluyor o. İnşallah. Asrın ya. Bu işin tüzü ve bereketi. Evet abi. Ben öyle biliyorum. Yani Badıl abi derdi ki mayadır derdi. Öbür şey, eskiden çok şey yapmıyordum. Şimdi Risale okumadım zamanlarda. O gün çok eksik bir tarafım. Allah razı olsun. Bir şey anlatmamışım gibi geldi. Başka. Böyle ufak bir şey bir nokta okuduk. Elhamdülillah. Bir bereket var. Çok antikaydı da. Ha vallahi. Muhabbetin bugünkü, yönünü anlatıyordu. Bugünkü hutbenin şeyiydi. Evet. Bugünkü hutbenin de efendime söyleyeyim. Çekirdeği. Özeti. Evet. Aynen öyle. Zaten onu öyle söyledim. Bugünkü hutbenin özetini de okuyalım şu kitapta. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yani sayınızı çaltsın. Açıyorum. Ne rast geldiyse. Dün bizim Kayserili abinin adı neydi? Hüseyin abi. Hüseyin abi. Buradaydı bir iki. Sen yoktun. Öyle bir güzel konuya temas etti. Dedi keşke Mehmet de burada olsa. Yani tam Mehmetlik bir konuydu ama geçti o. Hasan abi istersen sen oku. Hayır abi. Dinliyorum. Peki. Şöyle artık bur çıktı, ne çıktı ben de tamam. Bilmiyorum. Zaten öyle daha iyidir bence. Tamam. Değil mi? Evet. Bakayım ne çıkacak. Eyvallah, bakayım ne çıkacak. İlem eyyühel aziz. Yani i'lem eyyühel azizdir aslında. Evet. Türkçeleşince böyle oluyor. Umumi olan bir in'am ile inayet-i şahsiye arasında münafat ne demek? Zıtlık. Yani umumi bir nimet, bir de sana hususi, öyle çatışma yok yani. Umumi olan bir nimet ile inayeti şahsiye arasında bir münafat yok. Mesela bir ziyafete yapılan umumi bir davet altında şahıslar da davet edilmiş olur. Mesela sen hutbede veya kürsüde birisini davet ettin. Evet. Hey bana demedin diyemez cemaat. Çünkü umumiyetince o da dahil. Evet. Allah razı olsun. Ne güzel. Yani bu ziyafet umumi olduğundan davet umumiyette kalır. Şahıslar nazara alınmıyor denilmez. Binaenaleyh yani zaten üstad elhamdülillah bir şey bırakmıyor. Kimse yok bırakmıyor. Şurada evet. Söylüyor zaten. Evet. Binaenaleyh Allah'ın nimetleri vakıf malı veya nehir suyu gibi umumi olup in'amda şahıslar kast edilmemiş. Denilmez. Değildi, evet. Ancak o umumiyete hususiyet de maksuttur. Ya bu Diyanet'in şeyidir, kitapları. Ben öbür kitapları alışmıyım, bunu okuduğumda rahatsız oluyorum yani artık. Neye hikmetti? Demek ki bunun içinde acaba şey mi yoktu? Yok da böyle farklı yazılmış değil mi? Farklı puntosa yazı farklı yazılmış. Bir de şu. İnsan görseldir ya. Gözünü baktığı zaman o orayı okuduğu zannediyor da aslında orada değil. Daha önce okuduğu kitabın fotoğrafı beyninde orayı tekrar ediyor beyin. Cemal abi geçenlerde bu yeni çekiyorsun şu anda yani fotoğrafını. Yok vallahi bunun fotoğrafını 50 defa da çeksen para itmiyor. Ben fark ettim onu. İtmiyor. Şey bana oturmuyor. Peki o zaman sana şey, şöyle Cemal abi şöyle bir şey söylemişti. Geçenlerde bir yerde okudum. O Husref abinin hattı. Da. Şimdi muvaffakiyet var. Ya bir yerde tevafuk ediyor böyle böyle. Çok güzel olmuş. Burada o tevafuk olmadığı için böyle oluyor herhalde. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle diyor. Mektubat-ı Rabbani'sinde bununla alakalı bir şey de. Diyor ki bir kitap masa doğru olsa ama diyor fasık birisi yazmış olsa nakletmiş. Hepsi doğru. Gene zulme takar diyor. Değil mi? Çok aklım almıyor bundan. İmam-ı Rabbani dedi bitti. Niye? Sirayet varmış. Yani mesela kitap doğru. Nakletmiş. Fıkıh yani ilmi alı nakletmiş. Ama adam onu bir kütle sen vaazda söylediğin gibi ihlas yok. Adam para için yapmış. Namazı bozan bozmayan şeyleri bir araya getirmiş ama para için yapmış. Tesir etmez diyor. Fasık birisi diyor gerçekten doğru bir şeyi nakletse dahi tesir etmez.
Hani ayette de var ya, elime takılalım ala tefalim. Evet. Yapmıyor ama söylüyor. Ama söylediği doğru. Yani demesin denilmez ama tesir etmiyor. Tesiri yok. Tesiri olmuyor. Çünkü içinde orada kimse yok. Kelam var ya, kelam ağızdan çıktığı zaman dağın tepesine kar topu yaparsın da vadiye inene kadar katlanır. Mana kalpten çıplak çıkar. Hiçbir yapısı yok. Bir aşağı iner vicdandan alır. Biraz aşağı iner dimadan alır. Sonra o manaya, bütünlük olan o manaya elbise giydirilir. O elbise kelamdır. Nerede yapılır der? Tahayyülde. Hayalde giydirilir. Sonra simahta senin kulağına boşaltıldığı zaman o kelam, kelam aslında sepet gibidir, poşet gibidir. Kişinin ruhunu, kalbini, vicdanını, dimağını sana taşır. Eğer o kelam ruhtan çıkmışsa senin ruhunu, kalpten çıkmışsa senin kalbini, vicdanından çıkmışsa senin vicdanını, dimağından çıkmışsa senin vicdanını uyandırır. Diğer tarafını uyandırmaz. Onun için manalar kalpten çıkmalıdır. Yoksa papağan gibi nakledersen tesir etmiyor papağan. Ağızdan çıkmış. Ağza tesir eder der. Kasıf kafadan çıkmış naklediyor. İlim. Ama amil değil yani. Eylemde yapmamış, tesir etmiyor. Ama malumat sahibi oluyorsun. Mesela şeytan, onun kadar bilen var mı? Niye tesir etmiyor? Hatta sözü bile ayet olmuş. Allah'a karşı bana kıyamete kadar mühlet ver dediği onun sözü değil mi? Ama Allah içerisine ilim, irade, kudreti, bana çok soruyorlar da şeytanın sözü nasıl ayet olur? Çok ilginç değil mi hocam? Şeytanla Allah münazara, Allah inkar etmiyor rububiyetine karşı. Bana kıyamete kadar mühlet ver diyor. Şeytanla birlikte Nemrud'un sözü de var. Nemrud'un da var. Sözü de var. Var. Peki nasıl ayet oluyor? Çünkü içerisinde üç tane sıfatla Allah yapısını diye ilim, irade, kudretle değiştiriyor. Peki onunla namaz kılsam olur mu? Olur. Şeytanın sözüyle namaz kılıyorsa namaz oluyor. Evet. Oysa namazın düşmanı. Evet. Acayip bir şey. Ama ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Kelam ilahi. Bizim kelamla niye farklı? Niçin Kur'an'a yetişemiyor bizim? Ona benzer insan da söylüyor. Çünkü içinde ilim, irade, kudreti yok. Şunu da misal vereyim. Üstad diyor ki, yani ona eylem. Diyor ki, Cenab-ı Hak diyor, semaya diyor ki suyunu kes. Arza diyor ki suyunu yut, malum. O nasıl ayet oluyor? Ben de desem niye olmuyor? Ey sema suyunu kes desem tutar mı? Tutmaz. Tutmaz. Gene yağar. Allah derken söylüyor, söylerken yapıyor. Demek ki kelam kudreti tazamun ediyor. Bizimkisinde yok. Onun için ayet olmuyor. Peki binaenaleyh eşhas u umumi inamda kast edilmediklerinden o nimetlere karşı şükretmeye mükellef olmadıklarına zehap etmek hatadır. Karşında şimdi caminin karşısında bir tane manav var şu anda. Market. Ya oradan aldım. Ben ne alakası var? Adam satıyordu. Allah beni mi kastetti? Ben de öyle denk geldim aldım. Hayır. Sen öyle zannediyorsun. Orada umumi bir nimet sergilenmiş. Sen zaten vardın ama sen bilmiyorsun onu. Sen gittin aldın. Aslında senin orada ismin cismin var. Kastedilmedim diyemezsin. Bir tane daha var. Küçük onu da okuyalım. Okuyorum hocam. Ne diyor? Bu da güzel gibi görünüyor. Yarın seni zillet ve rezalete maruz bırakmakla terk edecek olan dünyanın sefahatini bugün kemali izzet ve şerefle terk ederse, evet, izin. Ne acayip şey ya. Pek aziz ve yüksek olursun. Ya. Yarın seni zillet ve rezalet, aslında bunu bazı insanlara demek lazım. Sahavuza gelmiş birisi vardı, yüzmeye ben de gidiyorum. Adam akciğer şey olmuş, bitmiş içki de vesaire. İçmiyorum diyor. Yani ne fazileti değil mi, içmiyor. Ben içmem diyor. Yani niye seni bu hale getirmiş de içmiyorsun? Sen onu terk etmedin. O seni, terk etti işte. O seni mahvetti. Evet. Bak işte yarın seni zilletle rezalete mazur bırakmakla terk edecek olan dünyanın sefahatini bugün kemali izzet ve şerefle terk edersen pek aziz ve yüksek olursun. Çünkü o seni terk etmeden evvel sen onu terk edersin. Hayrını alır, şerrinden kurtulursun. Fakat vaziyet mahkuse olursa, aksi olursa, kaziye de mahkus olur. Neticede farklı olur. Ne kadar veciz ya. Şu mesela bir kitap yazılır buna. Bir kitap değil, 50 kitap yazılır. Bitmez ki ya, bu sadece şu kadar ya.
Subhanaka la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Tüm Risale-i Nur talebelerine, çağrımızın ruhuna el-Fatiha. Allah'ıma selam olsun. Orada da o tüm Risale-i Nur derken orada da ayrı bir vecize daha var. Ne diyor biliyor musun? Risale-i Nur-i Sadık diye sadık kelimesi var. Tesbihatta. Evet. Öyle her okuyan değil. Evet. Mesela bilir ki şehit okudu hata bulmak için. Başkası okuyor. Makam için anlatayım vesaire için olur ama niçin okuyor? Allah için okuyor vesaire. Risale-i Nur Sadık'ın sadık olması lazım. Allah için olması lazım. Allah bizi sadıklardan eylesin. Amin hocam. Çok sevindim. Allah razı olsun. Rabbim inşallah abi ben sizi tanımıyorum. Zengin misiniz, fakir misiniz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz ben bilmiyorum. Sadece sizi burada görmüşüm. Evet. Sizi bu şekilde seviyorum. Gerisini bilmiyorum. O gerisi ya vallahu alem. Zeman abi de bilmiyor. Acaba ajan nedir? Nereden getirdin? Beni buldun. Şimdi ben ajan ne kadar güzeldir ya. Zeman abi. Ajan çıkarır gibi. Senmişsin. Ne yapayım? Ya. Evet, Allah için. İnşallah bu sevgi Allah için. Tabii başka şey yok. Ben sıfat Zeman yok demeyin mi? Yok be. Cemal abinin ne yaptığı, ne ettiği hiç umurumda değil. Ama evet. O bana bunu sevdirdi. Allah onu sevsin. Evet. Ben okumuyordum. Kim geldi, kimler geldi, kimler geçti, kim ne anlattı. Hiç para etmedi. Ben Risale-i Nur'u benim külliyatım 1993 senesinde aldım. Abi rahmetli babam okuyordu. Bize zorla okutuyordu. Şimdi zorla okunan bir şeyde fayda gelmez. Ben onu gördüm. Bir zatı ben o işin yani şahitlerinden bir tanesi. Okuyorduk babamızı üzmemek için, kırmamak için. Ağır geliyor. Bana o kadar ağır geliyor. Ya ben diyorum babam bu kadar seviyorum. Alimdir anlıyor. Tamam ben anlamıyorum diyorum. Ama yani gittik cemaate de gittik. Kurya'da gittik. 40. hocanın huzuruna kaç defa gittim. Sohbet dinledim. Ama bir türlü bir yerde beni böyle çevirmedi. Cemal abi geldi. Allah onu gönderdi. Cemal abi gelmedi. Allah onu gönderdi. Neye benziyor biliyor musun hocam? Şöyle bir bambu çekirdeği var. Bambu. Gürcistan'da çok var o. Ekerler. İlk sene sularsın. Örnek de verirsin bunu. Hiç çıkmaz. Onlar sabreder. İkinci sene sularsın. Gene filiz bile atmamış. Hiçbir şey atmaz. 5 sene sularsın hiçbir şey çıkmaz. 6. sene bir sularsın 26 metre olur bir senede. Subhanallah. Vakti geldiği zaman bir şey sebep oluyor. Sana ruhun böyle her bir demek ki baktım bir demi var çayımda. Demi olduğu zaman. Seviyordum bak arada sıra okuyordum. Ara sırada kürsüde yan. Ama böyle şu anda sohbetlerde Risale-i Nur'a değinmezsem bir tarafım eksik kalıyor. Hutbede dedim ki şey ya. Hutbede de kesin. Orada da yani hutbede de bazen değiniyorum elhamdülillah bir şekilde. Yani özellikle de bazılarda yani Risale-i Nur'un bir tarafını okumasam, anlatmasam o gün sanki hiçbir şey anlatmış gibi değil. Sıfır. Değiniyorum aşağı. Öğretmen de öyleymiş. Bir öğretmen var Kırıkhan'da. Diyor ki ben bir derse girdiğim zaman yani böyle dinin bir kırpıntısını bir şey demesem çocuklara sınıftan çıktıktan sonra cebimde not defteri var. İşaretliyorum. O dersin parasını yemiyorum. Helal olsun. Şuraya bak. O dersin parasını yemiyorum diyor. İlle bir şey anlatacağım. Valla ben onun kadar müteki değilim ama yani ben de eksik olarak aşağıyım. Ama Cemal kardeş de ihlaslı adam. Demek ki ihlaslı. Beni götürdü. Hüsnü abilerle tanıştırdı. Allah razı olsun. Oo çok iyi. Helallah ya. Yani Cemal abi bilmiyorum. Çok ya bir şey sebep olacak bir şey ya. Böyle olacak. Şükürler. Yani Cemal abinin ihlası çok fazla. O ihlas beni aldı götürdü. Ben buradan ayrılacaktım 2 sene evvel. Cemal abi dedi ki ya burası iyidir falan. Nasipte kaldı yani nasipte kalmak da varmış. Bizi de tanışmam var. Benim de bu mahalleye gelmem var. Ha vallahi Allah razı olsun. Hapisten sonra da ben buraya geldim. Her şey nasip. En hususu bir mahalle burası. Allah razı olsun. Allah sana razı olsun. Soru 1. Şeytan kıyam şey dedi ya Cenab-ı Hakk'a bana mühlet ver. Hı-hı. Dedi mi? Dedi. Beni sen azdırdın dedi. Hı-hı. 2. Bunun sözü değil mi? Sözü. Nasıl Allah'ın sözü oluyor? Ayet Allah'ın sözü değil mi?
Kur'an'da sırf şeytan değil, Musa Aleyhisselam'ın sözü var. Evet, İbrahim Aleyhisselam, lahu bül afilim var. Evet. Bu şeytanın sözü, hani peygamberi bıraktık. Şeytanın sözü nasıl Allah'ın ayet oluyor? Kur'an'da geçtiği için. İki, okuyunca şeytanın sözü, şeytan nasıl kaçıyor? Kendi sözünden. Üç, namazın düşmanı olan şeytanın sözünü, ki Kur'an'da ayet, namazın içinde okuyunca namaz nasıl olur? Ya da namaz nasıl bozulmaz? Çok tuhaf değil mi? Hmm. Bunu Sözler 430'da söylüyor. Öyle mi? Evet. Yani dedin ya sen, her sorunun cevabı var, yeter ki bu. Ama o başlık altında olmaz. Öyle. Çünkü niye? Sen bulacaksın. Çünkü çekirdekte yaprak da var, çiçek de var, meyve de var, var da var. Evet. Ama sen çıkartacaksın. Buyurun. Gel. Ondan sonra bu sefer şeydir. Öyle mi? Ben de bir öpeyim. Gel çabuk. Oh. Bir de öteki daha. Canım bir. Mustafa bana izin verdi. Peki bu nasıl oluyor diye. Tam olsun. Ha, devam et. Ha. Sen git hadi. Bu şeytanın sözü sözlerde ne güzel söylüyor. İlim, ilim, irade, kudreti tazamun eden kelam-ı ilahi diyor. Mesela mevcudata da ait diyor Allah. Elmaya da, armuta da, yıldızlara, Şems suresi. Şems nasıl ayet olur? Ankebut suresi, Meylem suresi. Mesela İsa Aleyhisselam çocukken mesela çocuğa soruyor ya, Meylem validemiz. Çocuğa sorun diye. Ben Rabbimin kuluyum diyor. Nasıl oluyor mesela? İşte çok acayip bir şey yapıyor ustad. Diyor ki, tabii çok cevapları çok çeşitli de ben sifonu nazara verdim kısa olsun diye. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor kelam. Kelamın içini boşaltıyor. Yani kelam kalıp ya. Hı hı. Kelamın içini boşaltarak orada Allah üç tane sıfatını yerleştiriyor. Mesela şöyle. Semaya sen desen ki, ey sema suyunu kes. Yağmur yağdırırken keser mi? Kesmez. Allah derken mesela suyunu kes derken kesiliyor. Kesilirken de söylüyor. Bunu latif nükteler var. Latif nükteler. Orada diyor ki yani Allah söylediği anda oluyor, olurken söylüyor. Ne demek bu? Kelam aynı kudret olmuş. Kudret aynı kelamdır. Mesela elma aynı kelamdır. Aynı zamanda kudrettir. Yani içerisindeki genetik değişik. Mesela Allah'ın ayetine benzer insanların sözleri olabiliyor. Evet, hatta söylüyor ya bir sahabe diyor ki bana da mı? He. Ya. Kendi söylüyor. Kendi söylüyor evet. O gene Fetebarekallah senin halikin gelmiş. Daha o gelmeden o söylemiş. Ondan sonra bak bir ayet gelmiş. Aynı öyle. Peki niçin ayet olamıyor? Çünkü üç tane sıfat yok. Mesela semaya ben bir kelam söylüyorum, ayet olsun bakalım. Ey sema suyunu kes, kesilir mi? Allah derken kesiliyor. Demek ki bizim kelamımızda ilim, irade, kudret yok. Hangisi var? Bizde kelam var. Allah'ın kelamında dört tane sıfat var. Kelam kendisi, ilim, irade, kudret. Sonra zahiri bu tabii. Diğer sıfatları da tazamun ediyor. Ondan dolayı. İkinci bir cevabı. Şeytan zahirde şeytan, batınen mudil esmasıdır. Esma konuşuyor. Mudil. Mudil. Melek mesela zahirde melektir. Arkasında nur esmasıdır. Yani aslında o zahirde gözüken şeytan hakikati arkası mudil esması. Bu senaryo tiyatro. Zahirde ay var ama arkasında kudret Allah'ın iradesi, kudreti semi basarı ya. Tamam. Zahiri böyle. O tabii çok güzel söylüyor Üstad. İlim, irade, kudreti tazamun eden kelam-ı ilahi. Mesela buna ait bir de örnek vereyim.
Allah Resulü'nün ağzı insan ağzı. O ağızdan ayet çıkıyor. Yani ayet ne demek? Manası da kalıbı da Allah'tan. Bu kelamı da manası da Allah'tan olsa ayet. Kelamı peygamberden, kelamın içerisindeki mana Allah'tan olursa hadisi kutsi oluyor. Kelamı ile manası Resulullah'tan olsa hadis-i şerif oluyor. Ama aynı ağızdan çıkıyor. Gibi. Anladın mı? Mesela bizim ağzımızdan çıkıyor hadis-i şerif. Ama Resulullah var içinde. Kim demiş, kime demiş, makam ve maksat. Yani dolayısıyla ondan kuvvet alır diyoruz zaten. Allah o şeytanın ayetini alıyor, sözünü alıyor. İmbiklerden geçiriyor. Mesela şöyle imbikler diyeyim. Namaz kılan bir insan namaz kılın derse birisine nasihat ederse. Namaz kılmayan bir insan namaz kıl derse tesir eder mi? Lime tekulun mala tefanın yani. Dema olmuyor. İhlas işte. Yani içerisi yazılımı. Allah içerisindeki yazılımı değiştiriyor. Mesela Gedolu ürünler gibi. Yani zahirde o ama içerisi değiştiriliyor gibi ya. Yani. Çok... Cümlesi nasıl abi üstadın? Ustad da diyor ki ilim, irade, kudreti tazamun eden kelam ile o sözlerde geçiyor. 430'da geçiyor galiba. Bir bakayım ben şimdi.